Arkadaşlar, bugünkü konumuz muazzam. Bak, ciddi söylüyorum, muazzam. Şimdi anlatacağım konu, hatunum evde yok. Hatunum evde yokken mutfakta ben. Ne yapacağız? Çok zor bir yemek yapacağım. Bilmeyen arkadaşlar için. Bak, özellikle belirtiyorum, bilmeyen arkadaşlar için. Konumuz yumurta sağan. Pardon, öyle de olmaması lazımdı. Pardon, sağında yumurta. Konumuz sağında yumurta. Yumurta da sağan değil arkadaşlar. Orayı geçtik. Sağında yumurta yapacağız. Şimdi herkes diyor ki, ooo ne kadar basit, ben bunu YouTube'dan gördüm. Arkadaşlar, işin aslı o değil. Bakın, gerçekten söylüyorum, işin aslı o değil. Sağında yumurta yapacağız. Ooo ne, yumurtayı kırsa ne oldu? Vallahi öyle değilmiş. Ama ben bu işi çözdüm arkadaşlar. Birinci aşama, en önemli aşamayı söylüyorum arkadaşlar. Şu, bunu bulmak. Yumurta yapacağım, sağını bulmak. Ben buldum. Ki benim mutfağım saray gibi de değil arkadaşlar. İçine zaten görüyorsunuz, bu kadarlık bir mesafe değil. Ama buralarda değilmiş. Üst raflarda aramayın arkadaşlar. Bardakların yanında kesinlikle değil. Ben iki şey test ettim arkadaşlar. Birincisi, evde eğer bulaşık makinesi varsa, bakın varsa diyorum, orada olma ihtimali var. Çünkü niye? Hatunum benim veya diğer hatunlar bulaşık makinesini kolay kolay boşaltmazlar. Neyi boşaltmazlar arkadaşlar? Büyük tencereler ve sahanlar. Dolaplarda yer kaplamasın diye. Tabii ki ben orada bulamadım. Nerede var arkadaşlar yeri? Bakın, üst raflarda aramayın. Kesinlikle aramayın. Nerede bulabilirsiniz biliyor musunuz? Mutfak zaten bana labirent gibi. Küçücük yer. 2-3 metrelik yer bizim mutfakta. Nerede buldum? Lavaboya yakın. Alt raflarda arkadaşlar. Alt dolabı açıyorsunuz. Alt dolapta genelde tencere ve büyük kaplar var. Birinci aşamayı geçtim. İkinci aşama. Neyi bulacaksınız? Sıvı yağ. Katı yağ kullanmıyoruz sağlığımız açısından diyorlar ya. Öyle sıvı yağ arkadaşlar. Sıvı yağ var ya. Buzdolabında değilmiş. Buzdolabını A'dan Z'ye inceledim. Nerede buldum? Tezgahın üstünde. Bu aşamayı da geçtiğimiz zaman arkadaşlar, sağında yumurta yapacağız şimdi. Sağında yumurtanın yapımını göstereceğim. Siz de ilk defa yapıyorsanız seyretmenizi öneriyorum. Ya arkadaşlar, bir de unutmadan şunu söyleyeyim. Ya arkadaşım, ben sıvı yağı nerede bulacağım? Evet, katılıyorum. Zeytinyağı zaten bulamayız. Zeytinyağı artık bankada, kasada saklıyorlar. Zeytinyağının kilosu belli. E sıvı yağ alacağım. Almadım abi, margarinle yapmak istiyorum. Margarin abi, markaya gerek yok. Gidiyorsunuz. Çünkü hayat çok pahalı. Gidiyorsun markete abi. Bakıyorsun. İşte vermeyeyim isimlerini, tereyağıydı, sanayiydi bilmem ne diye. Paket olmuş 15-20 lira. Ne alıyorsun abicim? Atıyorum adını, Abdülkerim Rezak yağları. Al gitsin. Kaç lira? 3 lira. 3 lira mı? Bakma abi. Abi, içinde ne olduğunu bilmiyorum. Ya ne yapacaksın içinde ne olduğunu? Tarım Bakanlığı onaylamış. Abi, ya bırak, boş ver siyaseti. Onaylamış nasıl olsa. 3 lira mı? Al gitsin. Şimdi arkadaşlar, yumurta yapımına geçiyoruz. Arkadaşlar, şimdi videomu sizlere aşama aşama anlatıyorum. Öyle basit gibi görünüyor ama bu iş çok zor. Her erkek yapamaz. Önce tavayı kaldırıyoruz. Ocağın düğmesini çeviriyoruz. Çakmakla yakıyoruz arkadaşlar. Tavamızı koyduk. Bakın, tavamızı üzerine koyduk. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Tavamız biraz kızdı. Sıvı yağımız var. Sıvı yağımızı üzerine koyuyoruz arkadaşlar. Göz kararı koyun. Çok olmasın. Zaten pahalı. Bir yumurta yapacağız. Azıcık yağ koydum arkadaşlar. Yağımızın birazcık kızarmasını bekliyoruz. Kızarmak demeyelim de biraz ısınsın arkadaşlar. Çiğ yağ olmasın diye biraz bekliyoruz. Şöyle tavanın her yerinde de gezdiriyoruz. Bu işi herkes yapamaz. Tavayı gezdirdik arkadaşlar. Tavayı gezdirdikten sonra bir adet gördüğünüz gibi yumurtamız var. Küçük diye bakmayın, en ucundan aldım. Tavuk yumurtası bu bildiğiniz. Öyle kazdı, ördekli falan değil arkadaşlar.
Yumurtamızı arkadaşlar görüyorsunuz tavaya kırdık. Azıcık tuz ilave ettik. Bundan sonrası arkadaşlar işin püf noktası. Ne püf noktası? Yumurtayı yakmayacağız. Yumurtayı yakmıyoruz. Beyaz unun da arkadaşlar pişmesini sağlıyoruz. Evet, oldu. Sağında yumurtamız arkadaşlar oldu. Bir de kadınlar abartıyor. Bu iş ne kadar zor diyor. Ne kadar basit gördünüz. Teşekkür ediyorum.